İftar masaları, sahur sofraları derken hurma, meyve, tatlı vesaire vesaire bayrama forma girmek isteyenler, daha doğrusu aslında yaza forma girmek isteyenler bayram diyetini uygulamaya başlasın. Şahane. O da nasıl olacak? Bir haftada 2 kilo. Oo, harikaymış. Bakalım nasıl olacak? Davetler, iftar sofraları. Tabii ki bir 2-3 kilo fazla fark etti yani. Pide, sucuk, pastırma, akla ne gelirse. 2 günlük yemeğimi yiyorum bir gecede. Yemeğin üstüne su falan dediğin zaman kilo alıyorsun ister istemez. Bayrama kadar aldığımız kiloları toparlamada en büyük destekçilerimizden biri olacak. Lezzetli yemeklerle donatılan iftar masaları, tok kalmak için abartılan sahur sofraları. Ramazan'da ipin ucu kaçtı, kilolar arttı. Tabii ki normal günlere göre biraz daha fazla yemek durumunda kaldık. Çok kaçırdık. Ezandan sahura kadar hiç durmadan yemek yiyorum ya. Havalar ısındı, kalın kıyafetler de gardıroplara kalktı. Tabii Ramazan boyunca o kalabalık sofralarda yediğimiz lezzetli yemeklerin aldırdığı kilolar da böylelikle ortaya çıktı. Akşamları tabii ki pideler falan. Bir muhakkak bir tatlı krizi oluyor yani. Bayrama da sayılı günler kaldı. Peki Ramazan'da pidelerle tatlılarla sivrileşen göbeği bir haftada eritmek mümkün mü? İşte 2 kilo verdiren diyet tarifi geliyor. Yarım litre bir kaynar suyumuz var. Bunun içine zerdeçalı ekliyorum. 2 dilim limon ekliyoruz. Maydanozumuzu ekliyoruz. Maydanoz özellikle vücuttaki fazla ödemi, yağ hücrelerinin parçalanmasında çok görevli. İçine bir de 4-5 adet defne yaprağı ekliyorum. 4-5 tane karanfilimiz var. Ödem çayını oruç tutanlar iftarla sahur arasında, tutmayanlar ise akşam yemeğiyle uyuyana kadar olan arada tüketebilirler. İşte bu da yağ yakan yoğurt tarifi. Yoğurdun içine bir tatlı kaşığı chia tohumu ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar çörek otu ekliyorum. Diğer malzememiz ise sumak. Bu malzemelerin en önemli özelliği tok tutma özelliği. Kapya biber tatlı isteğini bastırır. Oruç tutanlar sahurda kullansınlar, tutmayanlar da kahvaltıda kullanabilirler. Tatlı krizinin formülü ise tarçınlı kahve. Tarçınlı kahve yemekten sonraki tatlı isteğini bastırır ve daha az kalori almamıza yardımcı olur. Yaza da düğünler var. Onun için de biraz vermem lazım. O da biraz motive edecek. Vallahi güzel, doyurucu, besleyici. Hani öyle anlık şok diyetler vesaire gibi diyetlere her zaman karşıyız. Uzmanlar da asla uyarmıyorlar zaten. Çünkü o verilen kilolar da bir anda geri alınıyor ya. Onun için sen hani ödemin mi fazla hissediyorsun? Sen de mesela hemen hemen iki gecede bir iftar davetlerinde görüyorum seni. Hamdolsun Rabbime. Hamdolsun maşallah. Yani sen de hissetmişsindir kendinde. Şimdi ama biraz ödem var, biraz şiştim falan filan derken sen ben hepimiz. Sahurda soda içiyoruz sonra, maden suyu içiyoruz. Sabah geliyorsun. Ne güzel. Biraz diyorum, sahurumu da yaptım. Yaptı, biraz diyorsun midemde hafif yanma var geceden böyle. O da Allah'ın emri diyoruz, ne yapalım. Doğru tabii, mutlaka. Yani metabolizma da değişiyor haklı süreçte haklı olarak. Bence çay çok güzel, kahve çok güzel fikir. Tarçınlı kahve hiç duymamıştım. Tarçının fiyatı ne kadar ki, ben de duymadım. Yani baktığımız zaman sevgili Ebru'cu, ne yapılacaksa yapılsın ama sağlıklı bir şekilde yapılsın. Aynen. Bir de herkesin verecek kilosu var zaten. Yani istediğin kiloya ulaşsan da birkaç gram şuradan mı? Herkes o bitmez o telaş. Dolayısıyla hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar olsun, güzel kardeşim. Veremiyorsanız da üzülmeyin, verirsiniz. Veririz. Aynen öyle. Yürüyüş de çok önemli bunun yanı sıra.